Öncelikle 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, tüm eğitici arkadaşlara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Manavgat Kaymakamlığı'nca çocuklar ve gençlerin huzur ve güven içerisinde bir eğitim öğretim yılı geçirebilmesi için okul ve çevresindeki iş yerlerine sıkı denetim yapılacağı açıklandı. Biz görüyoruz hani arabalarla okul çevresinde 5 liraya 6 liraya dönerler satıyorlar. Biz istiyoruz ki bunların hepsi denetlensin, biz de denetlenelim, herkese eşit şekilde denetim yapılsın, bu hijyene uymayanlara cezalar verilsin, biz buna varız. Biz bunu sonuna kadar destekliyoruz, arkasındayız, her zaman da destek vermeye hazırız. Manavgat'ta her eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte daha çok öğretmen, veli ve öğrencilerin akınına uğrayan mekanların başında Umut Pide geliyor. Birçok okulun yakınında ve geçiş noktasında bulunan Umut Pide de okulların açılmasıyla birlikte hem menüsünü hem de fiyatlarını öğrenciye göre ayarlıyor. Öğrencileri en çok tercih ettiği bütçeye uygun hem daha pratik olması açısından bugünden itibaren öğrencilerimize tavuk döner hizmeti sunmaya başladık. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için sağlıklı besinler tüketilmesi gerektiğini belirten Halis Düzgün, hijyen konusunda asla taviz verilmemesi gerektiğini belirtiyor. Biz döneri kendimiz yapıyoruz. Sosunu hazırlaması tamamen kendi elimizden geçiyor. Çünkü biz ne verdiğimizden emin olmak istiyoruz. 8 liraya veren yerler var, 7 liraya veren yerler var ama biz döner artı ayran 10 liraya veriyoruz. Belki 1-2 lira bizim farkımız var ama o da müsaade edin Umut Pide farkı olsun. Bu hijyenin farkı olsun. Kendi öğrencilik yıllarını bir türlü unutamadığını belirten Halis Düzgün, öğrencilerle girdiği diyaloglarda harçlığı olmayana kendisi ısmarlıyor. Benim de çocuğum var. Bazen çocukların harçlıkları yetmeyebilir. Ben kendim de öğrenciliğimde çok bakıp da yiyemediğim şeyler oldu. Bazen öğrenciler parası olmayanlara ben kendim de ısmarlıyorum. İlla ki yani 10 lira verip döner yiyecek diye bir kaydı yok. Bazen bakıyorum 3 tane öğrenci geliyor. Bir tanesi diyor ki ben yemeyeceğim. Ben onun parasının olmadığını hissediyorum. Arkadaşlarım yanımda rencide olmaması için ya diyorum senin babanı ben tanıyorum, baban ödemişti bunun parasını, bana para verdi. Veya da diyorum ki bugün sana ben ısmarlayayım, ertesi günde diğer arkadaşlarına ısmarlarım diyorum. O şekilde öğrencilere onları onur etmek için bazen böyle küçük kıyaklarda yapıyoruz.